Yapılan araştırmalara göre insanın zihninden günde 60 bin düşünce geçer. Peki hangisi sana ait? Bunu hiç düşündük mü? Hangisi bize ait? 60 bin birer birer saysan yaklaşık 60 dakika sürer. Eğer bir dakikada bin sayabiliyorsan. Düşünceler bu kadar karmaşıkken basit ve net olan şey nedir? Bu arada unutmadan beni Instagram'da takip edebilirsin. Instagram adresimse magusmurat Madem çekim yasası var çek 1 milyon lira da görelim. Madem çekim yasası var o zaman çek bir lüks otomobille binelim. Madem bunları anlatıyorsun sende neden yok, sen niye yapmadın, sende neden değil, sen niye çekmedin, sende niye yok gibi sorularla yalnızca ve yalnızca karşıdakini hedeflersiniz. Burada önemli olan şey sizsiniz. Bir başkasının başarısı yalnızca ve yalnızca onu etkiler sizleri değil ve siz bir başkasının başarısıyla yola çıkıp eğer başarıyı yakalamayı amaçlıyorsanız bu oldukça başarısız bir yoldur. Burada önemli olan şey bilgilerim doğrultusunda size iyi olabilecek şeyleri sizlerle paylaşmaktır. Ne bir kandırmak, ne vaktinizi çalmak, ne de sizi işinizden alıkoymaktır. Lütfen bunların bilincinde olup videoya böyle devam edelim. Eğer gerçekten isteyen bir arkadaşım varsa çekim yasasını bu video ona yardımcı olacaktır. İsteyen bir karıncadan bile alır bir ders, istemeyenin önüne tüm dünyayı sürsen yine de ters. Gündelik yaşantımızda hep bir şeyler istiyoruz. Ve bunlardan tabii ki de en önemlisi sanıyorum herkesin istediği yegane unsur olan yaşamımızı devam ettirebilmemiz için, daha doğrusu daha iyi yaşayabilmemiz için belki de en önemli unsur olan para. Bu işin en püf noktası bir şeyi olmuş gibi bilmek ve inanmak ve fazlaca bu olay hakkında düşünmemek. Eğer düşünürseniz çekiminizi zihninizdeki karmaşıklığa hapsetmiş olursunuz ve eğer karmaşıklığa hapsederseniz karmaşık olan her şeyi hayatınıza almış olursunuz. Bazı şeyler net olmalı. Siyah gibi beyaz gibi ortası olmamalı mesela. Ondan dolayı bunda önemli olan şey duygularımız. Bir şeyi olmuş gibi düşünmek olduğu gibi düşündüğünde o an olmuş gibi, o başarılı olmuş gibi o duyguyu hissedebilmek. Ve en önemlisi doğru isteği seçmek. Bizler gündelik yaşantımızda çok şey seçiyoruz, çok şey istiyoruz. Gerçekten sahi Hangisini biz istiyoruz? Hangisini biz seçiyoruz? Bunun için ince bir ayrım yapıyoruz. Mesela hayatımızda bir şeyi istiyoruz. Ne istemek? Mesela atıyorum zengin olmak. Zengin olmuş gibi düşündüğünde ve bu düşüncede kaldığında, o duyguyu hissettiğinde sen de bir heyecanı harekete geçiriyor mu? Doğru istek mi, yanlış istek mi bu şekilde ayırt edeceğiz. Sen de bir heyecanı harekete geçiriyorsa, olumlu yönde bir duyguyu harekete geçiriyorsa evet senin bu isteğin doğru. Ama eğer olumsuzsa Bundan vazgeçmelisin. Bu istek sana ait olan bir istek değil. Ve unutmamalısın. Bir şeyi çekerken onun olumsuzunu da çekersin. Yani zengin olmak istiyorsan fakirliği de aynı şekilde çekebilirsin. Ya da sağlıklı kalmayı istiyorsan hastalığı da çekebilirsin. Ondan dolayı bu düşünceleri fazlaca düşünmemen senin için en doğru ve en makul olanı. Çünkü bir defa düşüneceksin bunu, sonra hep o olmuş gibi yaşayacaksın. Üstünde fazla düşünmeyeceksin. Bir şeyi olmuş gibi yapmak o anın içerisinde canlı imge kurmaktır. Ve bilinçaltı hayal ve gerçeği ayırt edemez ve aynı zamanda senin geçmişini, şimdini ve geleceğini planlar. Oldukça önemli bir güçtür ve bununla beraber hücrelerini hayal ettiğin şeylere göre programlar. Ve bu aşamada ne hayal ettiğin, neyi nasıl hayal ettiğin çok önemli ve aynı şekilde eş doğrultuda eş zamanlı olarak isteğine yönelik çalışmalarda bulunman gerekir. Yani çekeceğin bir şeyi aynı şekilde fiiliyatta da gerçekleştirmen gerekir. Zengin olmak isteyip de oturup yatmaktan ziyade akıllı uslu çalışmak gerekir. Hayatımıza eğer Başarıyı çekmek istiyorsak yattığımız yerden değil çalıştığımız yerden çektiğimize istediğimiz bir olaya veya da bir objeye yönelik fiiliyatta da bir çalışma gerekir ki hem maddiyat hem de maneviyat birbirini dengelesin ve böylelikle senin çekimin gerçekleşebilsin. Ve şunu hiçbir şekilde unutmamalısın. İnsan ciddi anlamda istediği bir şeyi hayatına çekebiliyor. Çünkü dört elementsin ve dört elementin oluşturduğu 5. elementle beraber sen ruh elementisin. Bu bir video serisi olacak ve bu videoda sana vermiş olduğum tek bilgi olmuş gibi davranman olacak. Yalnızca doğru isteğini seç, seçtikten sonra olmuş gibi davran, hayatını ona göre yaşa ve ona göre çalış. Bir sonraki videolarda daha detaylı, daha teknikli anlayacaksın. Bazı arkadaşlarım diyor ya 10 dakikayı geçirmek için video çekiyorsun, 10 dakika için video çekiyorsun. Bu videoları kısa tutmayı amaçlıyorum. Amacım kimseyi burada tutmak değil çünkü ve hiçbir zaman da böyle olmadı. Ama nedense bazıları hep linç için geliyor, hep lince girişiyor. O insanlar da demek ki ondan besleniyor. Ama yine de üzülüyor insan işte. Ne yaparsın? Okuyorum arkadaşlar, bütün yorumlarınızı okuyorum. Sevgi ve ışıkla kal, değerli arkadaşım. Sevdiklerinle beraber hep bir arada kal. Bu hayatta hep iyi çekerek kal. Hoşça kal. sağlıklı kal.